Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Konumuz tekil ve çoğul atlar. Şimdi görsellerimize bakarak ne olduğunu iyice kavrayalım. Buradaki mor kuşumuz tek. Peki biz bunu söylerken ne diyeceğiz? Kuş diyeceğiz değil mi? Sadece kuş diyoruz ve tek olduğu için kuş kelimesi tekildir. Tekilin T'sini yazdım. Bu gruptaki kuşlarımız tek değil, çoklar. Kuşlar diyeceğiz. Kuşlar çok oldukları için kuşlar kelimesi çoğuldur. Balona baktığımız zaman bir tane balon görüyoruz. Tek balon görüyoruz. Bu yüzden balon yazdık. Balon kelimesi tektir. Üç tane balon. O yüzden balonlar yazacağız. Bakın buraya balon diyemeyiz. Balonlar diyoruz. Ve balonlar kelimesi çoğul olacak. Bir tane kalem olduğu için, tek kalem olduğu için kalem yazıyoruz. Ve tekil bir isimdir kalem. İki tane kalem tek değil, çoğul olduğu için kalemler diyoruz ve kalemler kelimesi çoğul bir isimdir. Tekil isimlere ler eki getirerek çoğul isim yapabiliriz. Kelimeler tekil mi çoğul mu bunu belirleyeceğiz. Okuduktan sonra eğer zihnimizde bir tane canlanıyorsa tekildir, birden fazla canlanıyorsa çoğuldur çocuklar. Çiçekler, bakın aklımıza ne geliyor? Birden fazla çiçek geliyor. Zaten burada ler eki var ve çoğul olduğunu biliyoruz. Simit dediğimizde bir tane, tek simit geliyor. Bu yüzden tekil, zaten ler eki yok. Muzlar, çoğul, çiçekler. Çoğul, portakal. Bir tane portakal geldi zihnimize. Tekil, ağaç. Bir tane canlandı zihnimizde. Tekil. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.